Bugünkü konumuz Hristiyanlık. Bugün hem onunla ilgili bazı böyle internette dolaşan konu başlıklarına bir iki tane konuya soruya değineceğiz. Hazırsak başlayalım. Biz kendi inancımızı başka inanç sahiplerine anlatırken bazen bazı hatalar yapıyoruz. İşte onlar kafir, işte onları işte ezmemiz lazım, yenmemiz lazım. Bu Kur'an'ı bir olay değil. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında böyle bir şey yok. Bizim insanların ideolojine saldırı gibi bir durumumuz da yok. Şurayı çok iyi anlamak lazım. Biz Hristiyanlıkla inanç olarak kabul etmiyoruz ama Hristiyanlarla düşman değiliz. Hatta Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin ayetini Bediüzzaman tefsir ederken oradaki dost edinmeyeceğiniz kavramın Hristiyanlık inancı olduğu ve Yahudilik inancı olduğunu diye tefsir ediyor. Bunu da delil olarak Allah Kur'an-ı Kerim'e ve İslam fıkhına göre ehli kitapla evlenmeye izin verdiyse o zaman sen nasıl eşine düşman olacaksın tarzı bir izah yapıyor. O zaman şunu anlamamız lazım. Biz onları bir düşman, bir işte saldırı mekanizması olarak değil de doğruları hikmetle güzel bir şekilde anlatarak. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da tebliğ yaparken ilk önce kalbe girip ondan sonra hikmetiyle aklı gösterdiğinden dolayı biz de eğer karşılaşırsak, üniversitelerde bu çok oluyor. Hristiyanlık inancına sahip veya farklı inançlara sahip birileriyle onlara güzel bir şekilde bak bizim dinimize göre böyle böyle doğrular var. Sizinkiyle çok ortak noktamız var, değil mi? Siz de bir ahirete inanıyorsunuz. Siz de Allah'a inanıyorsunuz. Peygamberlik makamını kabul ediyorsunuz. Bak ne kadar ortak noktamız var. Bunları gösterip bozulmuş olan yerlerini biz Kur'an'dan ve sünnetten tamir etsek çok daha güzel olur diye düşünüyoruz. İnşallah bu şekilde yapabiliriz. Yaklaşık 2 sene önce falan bir abimizin aracılığıyla dediler. Hatta şu an medresemizde çok yakın bir kilise var. İşte onun din görevlisiyle görüşmek ister misin diye. Olur dedik. Biz de gittik. Kendisi Amerika'dan gelmiş. Çok tatlı, çok beyefendi bir abiydi. Onunla yaklaşık 1-1,5 saat oturmuştuk. Bir de kitap fuarında bir Hristiyan bir abiyle görüşmüştük. İncil'de kafama takılan bazı soruları sordum. Çünkü bizim inancımıza göre İncil değiştirildi. Bundan dolayı da içinde bazı fıtratımızın ve bazı doğruları garip gelen şeyler vardı. Onu sorduk, onu konuştuk. Biraz farklı şekilde peygamberler anlatıyor. Nuh Aleyhisselam vesaire, Lut Aleyhisselam. Bunları sorduğumda kendisi de kız babasıydı hatta. Dedim bir peygamberin kızlarıyla böyle bir şey yapıyor olması ve senin bu peygamberi örnek alman zorunda olman senin bu soru işaretini itmiyor mu diye. En son bana şunu demişti. Yani bunların hepsine inanmak zorunda değiliz. Çok özel olarak bir dine gerek yok tarzında. Yani bir dine inanmamıza gerek yok. Zaruri değil tarzında. Hani birazcık daha deizme yakın bir inanç vardı o abimizin. Diğeri, ona da kitap fuarında dedim ki neden Hristiyansın? Biz mesela Müslüman kardeşlerle oturduğumuz zaman şunu soruyoruz. Yani nedenimiz ne? Biz neden İslam'ı seçtik? Evet, coğrafya olarak burada doğmuş olabiliriz. Ama murad-ı ilahi farklı bir ülkede doğmuş olabilirdik. Ben de aynısını ona ilettim. Dedim ki abi sen neden Hristiyansın? Yani gerçekten hayatını bir kitaba göre yaşıyorsun. Hatta sonradan Hristiyan olduğunu iddia etti. Ve hayatını bir kitaba göre yaşıyorsun ve bu kitap senin öldükten sonraki hayatını da düzenleyecek. Nizama sokacak. Nedenin ne dedim yani. Çünkü nedeni benim için değerliydi. Bana dedi ki bir gün işte kilisede oturuyordum. Gözlerimi kapattım. Ve dedim ki Tanrım bana bir işaret göster. Ve kafamda böyle ateşli sayılar belirmeye başladı. İşte diyelim 510. Hemen kitabı aldım, açtım. Aradığım sorunun cevabı oradaydı dedi. Ben dedim ki abi bu bir neden olabilir mi? Benim için yeterli. Dedim o zaman aç şu kitaptan o sayfadan o yeri göster bana. Yani neymiş o dediğim sorunun cevabı. Onu hatırlamıyorum. İşte şu an aklımda kalmadı vesaire dedi. Yani o biraz hani bir tatminkar bir cevap aramıştım. O abi de onunla kısa bir diyalog bu şekilde oldu yani konuşmamız. Yani biz bazı Hristiyan bireylerle konuştuğumuzda ve biz de bazı ayetleri gösteriyoruz. Diyoruz ki peki buradaki müjdelenen kişi kim? Ya onlar da diyor ki ya hep aynı şeyi niye söylüyorsunuz? Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğin ilan ettiği döneme baktığımızda tarih kitaplarından çok fazla Hristiyan ve Yahudinin kendi işaretlerini görerek iman ettiğine dair elimizde bilgi var. Ama bence şunu çözmemiz lazım. O kitaplarda neden müjdelensin ki? Yani biz bir tamam müjdeleniyorsa gösterelim ama neden müjdelensini Bediüzzaman Hazretleri bence muazzam bir mantıkla izah ediyor. Orayı okuyayım. Evet, madem o kitaplar semavidirler. Biz kabul ediyoruz ki onlar semavi, yani yaratıcı tarafından gönderildi. Madem o kitap sahipleri enbiyadırlar, peygamberdirler. Elbette ve herhalde onların dinlerini nesheden ve kainatın şeklini değiştiren ve yerin yarısını getirdiği bir nur ile ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve katidir. Yani eğer İsa Aleyhisselam'ın elindeki İncil Allah'ın gönderdiği bir kitapsa ve İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi ise kendinden sonra gelecek komple Kur'an'ın manalarını getiren bir peygamberi
kendisi peygamberse zaten otomatikman bilmesi lazım ve görmesi lazım. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam için de geçerli. Yani biz şunu iddia etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sadece İncil müjdeleniyor. Hayır. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ta da ve birçok semavi kitapta müjdelenmiş bir eser ve devam ediyor. Evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, bunu İncil'i birazcık okuyan biri çok iyi anlar. Yani İncil'de sürekli tarihsel savaşlardan ve hadiselerden bahsedilir. Üstad da diyor ki evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar Nevi Beşer'in en büyük hadisesi olan Hadisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı haber vermemek kabil midir? Yani küçük olayları bahseden o kitap bu kadar büyük bir olay. Kendinden 600 yıl sonra gelip dünyanın şeklini komple değiştiren bir kitaptan ve bir peygamberden bahsetmemesi mantıklı mıdır? Tabii ki de mantıklı değildir. Bununla ilgili delilimiz nedir? Risale-i Hamidiye diye bir eser var. Hüseyin Cisri'nin yazmış oldu. Onu da göstereyim kaynak olarak. Merak eden varsa bunun internetten PDF'ini de bulabilir. Burada Hüseyin Cisri, sayfayı bulursam, şurada ayırmıştım. Evet, Risale-i Hamidiye sayfa 53'te eski kitaplardan Hazreti Peygamber diye 114 olması lazım. Ayetle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eski kitaplardan müjdelendiğini ispat ediyor. Hüseyin Cisri rahmetullahi aleyh o kitaplardan 110 delil Nübüvvet-i Ahmediye'ye dair çıkarmıştır. Risale-i Hamidiye'de yazmıştır diyor üstad da. Biz de üstadın bu iddiasından sonra bu kitabı aldık, baktık. Böyle 110 tane delil var mı diye. Evet, komple bununla ilgili hem işaretleri hem de işari manalarını ortaya dökmüş. Hani gerçekten böyle bir müjde var mı diye merak edenler hem Risale-i Nur'da 19. mektupta İncil ve Tevrat'ı almış. Hem de daha detaylı bakmak isteyen varsa bu Manaslı İsmail Hakkı'nın çevirdiği Risale-i Hamidiye'yi detaylı bir şekilde okuyabilir. Biz de kaynak vermiş olalım. Tabii geçen hatta Ayasofya'ya gittiğimizde ben de bir tane Ermeni kilisesinden bir İncil almıştım. Onu okurken işte annem gördü. Annem şey dedi, yani şu an gerçekten İsa Aleyhisselam'a inen İncil dünyada mı, mevcut mu diye. Bununla ilgili Almanya'da çok fazla bilimsel çalışmalar yapılıyor. Hani gerçek İncil'e ulaşma anlamında karbon testleri var. Ulaşılan nüshalar karbon test ölçülüyor. Ama şu an elimizdeki en eski nüsha Markos İncil diye geçen. Diğer Luka ile Matta'ya kaynak itiraz eden, yani onu kaynak olarak kullandığı. Yani Luka ve Matta'yı yazan yazar kendisini Markos İncil'ini kaynak olarak almış. Evet, başka kaynaklardan da yararlanmış ama ana kaynağı o görüyoruz. Ama biz görüyoruz ki o ikisinde olup da Markos İncil'inde olmayan bazı bilgiler daha var. İşte bilim insanları demiş ki burada Q İncil'i, yani şu anlamda kaynak İncil'i, en eski anlamda böyle bir İncil iddiası var. Ama bu biraz farazi bir İncil. Şu an bununla ilgili elimizde bir tarihsel bir kağıt yok, bir belge yok. Ama bunun olduğuna dair çok büyük bir beklenti var bilim dünyasında. Hatta araştırılıyor. Geçen senelerde de Tarsus'ta, Türkiye'de böyle bir araştırma da yapıldı hatta. En eski İncil nüshası bulunacak diye. Aslında gerçekten düşündüğümüzde çok meraklı bir konu. Eski İncil'de, orijinal İncil'de ne yazıyor olabilir? Ama bizim inancımıza göre de İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde, kendisine inmiş olduğu İncil'de, yani Q İncil'inde şu anki üçleme inancı veya geldi bu çarmıha gelip günahlar affolduğu nazaran bunlar yok. İslam geleneğindeki manayla tevhid üzerine ve daha çok İsa Aleyhisselam'ın nasihat ve öğütleri üzerine bazı doğruları ve bilgileri vermiş olduğu Q bazında bir İncil var. Bu işte bu araştırılıyor. Bulunur bulunmaz. Bilmiyoruz kıyamete kadar bulunup bulunmayacak mı? Ama biz yine şuraya söylüyoruz. Hristiyanlarla veya diğer ideolojilerle ana kavramda elimizdeki kitabın Allah'ın kelamı olduğunu biz mantıklı bir şekilde izahı gösterebilirsek, yani biz 2000 yıllık bir İncil dahi bulsak, o çünkü Q İncil'ine yaklaşık 40'lı yıllarda falan, çünkü Markus 60-70'de yazıldığı iddia ediliyor. Daha eski, yani 20-30 yıllık bir İncil bulsak dahi şu an bu Kur'an'ın itikadi inancından farklı bir şey olmayacak. Ama fıkıh olarak asırlar değiştiği için Cenab-ı Allah son ve en geniş kitabını gönderdiğinden dolayı Kur'an birazcık daha tavsili gelmiş. Hani o gerçek İncil bulunacak bulunmayacak mı? Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Ama bulunduktan sonra da inşallah bulunursa bizim de işimize gelir Müslüman olarak. Tevhidi ve akideyi doğru şekilde göstermiş oluruz. Davetimiz daha da kolay olur. Ama bunu işte ilerleyen süreçte göreceğiz bilimsel çalışmalarda. Biz bu kadar anlattık, delil gösterdik. Ama neden işte Hristiyanlar bu anlamda veya farklı dinlerdeki bireyler İslamiyet'e geçmiyor? Üstad Muhakemet adlı eserinde buna 8 mani vardır diyor. Bu 8'ini yabancılara, 8'ini de Müslümanlara veriyor. Bunlardan da kısa bahsetmek istiyorum. Burada yabancılara vermiş olduğu hatalar, yani ne hata yapıyorlar da doğruyu bulamıyorlar? Taklit, cehalet, taassup ve kıssislerin riyaseti. Yani buradaki ana özet şu. Biz bir doğruyu arıyoruz. Ben işte Amerika'da doğdum, Hristiyanım. Sorguluyorum. Ben neden var oldum? İşte benim bulunmuş olduğum eyaletteki papaz diyor ki şundan var oldum. Bak bizim kitabımız bu vesaire. Bana deliller söylüyor. Benim bunu muhakeme etmem lazım.
Ve bunu araştırmam lazım. Çünkü cehaletin karşı tarafındaki düşman ilimdir. Bunu taassubi bir anlamda değil de, körü körüne değil de, gerçekten doğru bu olabilir mi, söylenen doğru mu tarzında muhakeme ederek ve üzerinden hem cehaleti hem taassubu atıp hem de işte papazlara karşı bu diyorsa kesin doğrudur algısından kurtulmamız lazım ki doğruya ulaşabilirim. Yani yabancılar bu anlamda böyle hatalar yapıyormuş. Peki Müslümanların bu anlamdaki hatası ne? İstiddadı mütenevvi, ahlaksızlık, müşevveşiyeti ahval, atalde intihacen yeistir ki Şems-i İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır. Buradaki ana özette Üstad 8. en birinci mani diye daha birazcık daha açıyor İslamiyet'in, biraz daha uzun. Yani bizim doğru temsil ettiğimiz ve hak din olduğunu iddia ettiğimiz bir dinimiz var. Bunu iman ediyoruz, inanıyoruz ve delillerini de gösteriyoruz. Ama yaşarken bazı problemleri çıkartıyor olmamız, işte buradaki ahlaksızlık veya bazı istibdat zorlamalar ve dini yanlış temsil ediyor olmamız maalesef doğru temsili arayan insanlara karşı hatalı bir tebliğ oluyor. Bunun en büyük örneği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinini anlattığı sürece o 23 yıllık peygamberlik hayatında muazzam bir şekilde Arap Yarımadası'ndan dünyaya yayıldı. Ve kendi peygamberliğinin son döneminde de insanlar fevç İslamiyet'e girdi. Bediüzzaman da diyor ki inşallah bizler İslam'ı İslam'ın inanmasını istediği gibi Kur'an ve sünnetle algılayabilirsek ve yaşayabilirsek aynı o doğruyu arayan, hakikati arayan insanlar da fevç toplu toplu inşallah Müslümanlığı seçecekler. Bunların meyvelerini görüyor muyuz? Evet, biiznillah hem Avrupa'da hem de birçok bölgede insanlar şu an İslamiyet araştırarak, ne kadar İslamofobi olsa da doğruyu bularak İslam'ı seçiyorlar. Bu da biiznillah bu müjdenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bir iki küçük dipnot daha söyleyeyim, bitireyim. Çok da uzatmayalım videoyu. Neden dört kitap olayı da belki aklınıza gelmiştir. Dörtten fazla kitap vardı kitap toplumunda. Bununla ilgili bir animasyon videomuz var. İskele kanalına buna bakabilirsiniz. Bir de biz şunu iddia ediyoruz. Yaratıcının son peygamber olarak ve son kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i seçtiğini, bunu Kur'an-ı Kerim içindeki ayetlerden izah ve ispat ediyoruz ve gösteriyoruz. Aynı şekilde diyoruz ki İncil ve Tevrat'ta böyle bir iddia var mı? Yani İncil'de şöyle bir ayet yazıyor mu? Bu kitabı biz indirdik. O kitap son kitaptır. Bundan sonra peygamber gelmeyecektir. Başta değindik ya. Bundan sonra kitap da gelmeyecektir. Buna inanın. Tevrat'ta da bu ikisinde bu yok. Bu olmadığından otomatik ben ondan sonra gelecek bir dinin varlığı çok akli anlamda imkansız bir şey değil. Sonra bakıyoruz ki 600 yıl sonra biri gelmiş, bir devrim yapmış, Allah'ın peygamber olduğunu söylüyor. Ve o süreçte tekrar ediyorum çok fazla Hristiyan ve Yahudi alim bu şekilde İslamiyet'e inkılap etmişler. Bunları biraz araştırsak okusak bir tık daha bize yararı faydası olur diyerek videomuzu sonlandıralım. Bu konu hakkında işte şurayı yanlış diyorsunuz ve benim böyle bir yorum beyanım var. Videonun altına yazabilirsiniz. Çünkü neden bu konuya değindiğimi de söyleyeyim. Biz kendi doğrularımızı ve doğru inandığımız şeyleri internet aracıyla doğruluğu arayan kitleye vermeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten her ideolojide hem radikal kısım hem de hakikati arayan bir kısım var. İnşallah o radikal kısım değil, hakikati arayan kısma bu tarz doğruları ulaştırırsak biz de imanlarına vesile olmuş oluruz diyerek videomuzu sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.